Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. İtme ve çizgisel momentum e, testimizin e, ÖSYM etabında 4 sorulara devam edelim. Evet. Şimdi sorumuz şöyle. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar ne demiş? Bir buz pistinde durmakta olan 60, 40 kg ve 60 kilogram kitle Ali ve Selim birbirlerini aynı anda ittiklerinde zıt yönler hareket etmeye başlıyorlar. Bu olayla ilgili Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi demiş ki Ali'nin harekete başladığndaki imesi Selim'den büyüktü. Şimdi olayı şöyle yorumlarsak arkadaşlar, başlangıçta önceki momentum neydi? Sıfırda durmakta olduğu için sonraki momentumlarda sıfır olmasın. O zaman bunlar birbirlerine ne yapıyor? Bir itme uyguladığı için Ali ve diye bir kuvvet uyguladı. Veli de Ali'ye aynı kuvvet uyguluyor. O zaman ne yapıyor bunlar arkadaşlar? Ortak bir kuvvet ne yapmış oluyor? İtme kuvveti uygulanmış oluyor. Şimdi burada Ali'nin iğmesi. Ali'nin iğmesini yazarken iğme eşittir f eşittir m bölü a'dan f bölü m'den yaptığımız zaman Ali'nin kütlesi daha küçük olduğu için iğmesini olur büyük olur. Çünkü ortak f kuvveti itmiş oluyorlar. O zaman birinci ifade doğru oldu. Ali'nin harekete başladığı kinetik enerjiden büyüktür. Evet arkadaşlar şimdi bunun yaptığı momentum'da, Ali momentum'da, momentum Ali'nin momentum ile Selim'in momentumu eşittir. Çünkü toplam momentum sıfır olması için sağda sola eşit olması lazım. Biz kinetik enerji ifadesini şöyle yazabiliriz. P kare bölü 2M'den yazarız. P'ler aynı olduğu için kütlesi küçük olanın kinetik enerjisi büyük. Kütlesi kimin küçük? O zaman Ali'nin küçük. O zaman Ali'nin kinetik enerjisi, Ali'nin kinetik enerjisi, Selim'in kinetik enerjisi ne oldu? Büyük oldu. Üçüncü ifade Ali'nin momentum büyük Selim'in eşittir. Evet onu söylemiştik zaten. Çünkü sonraki momentum sıfır olması için sağlı sollu momentumları ne yapmasan birbirlerine kesinlikle eşit olması gerekiyor. O zaman cevabımızı burada 1, 2, 3 olarak söylemiş oluyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci Sorumuz şöyle. Doğrusal bir yolda duruştan demiş. Harekete geçen bir cisme ait kuvvet zaman grafiği şekildeki bir Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi sorumuzu incelediğimiz zaman bize bir kuvvet zaman grafiği vermiş. Kuvvet zaman grafiğinin alanı FT'nin alanı bize itmeyi ya da momentum değişimini verir. Şimdi duruştan başladığı için ilk momentum sıfırdır. O zaman buradaki grafiklerin alanını hesapladığımız zaman buradaki grafiğin alanına dedim? P dersek buradaki alana 2P Buradaki alana P deriz arkadaşlar. Sonuçta cismin hızı sıfırdan artmıştır diyor. Evet arkadaşlar matematiksel olarak bu alan devamlı ne yapıyor? Şu şekilde artı için bakın devamlı alanımız ne yapıyor? Artıyor ve en sonunda P oluyor. O zaman cismin burada arkadaşlar yani alan olarak momentum olarak alan arttığı için alan arttığı için momentum artar. Momentum arttığı için o zaman da cismin hızı ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. O zaman birinci ifade doğru. E, cismin kinetik enerjisi sabittir. T2 trendi arkadaşlar sonuçta buradaki alan bize momentum verir. Momentumun artması cismin hızını arttığı anlamı katar. O zaman burada arkadaşlar momentum alan olarak arttığı için o zaman momentum artarsa yine artacak hız artışı. O zaman kinetik enerjisi de artmış olur arkadaşlar. Yani burada sadece düzgün olarak arttığını görüyoruz. 2T 3 tane cisim momentum azalmıştır. Yine arkadaşlar matematiksel olarak düşündüğümüz zaman buradaki alan tamamını ne yapıyor? Devamlı artıyor. Bakın en sonda ne oluyor arkadaşlar? P 2P 3P oldu. Sonra 4P oldu. O zaman alan olarak devamlı bir artış olduğu için o zaman burada momentumu azalmıştı. Momentumu yine artmıştır ama artma miktarı azalmıştır. O zaman bu ifademiz ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımızı buradan cevabız cevabımız arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Evet ikincisini de artar demiştik. Bu da yanlış oluyor. O zaman cevabımız yalnız bir olarak söylemiş oluruz. Demek ki arkadaşlar burada momentumun artması cismin hızının hep arttığı anlamı katar. Hızının artması ise devamlı kinetik enerjisinin artması. O zaman kinetik enerji sabit söylenemez. Momentumu da azalmış diyemeyiz. Sadece artışı azalmıştır diye bir ifade de bulunuruz geldik üçüncü sorumuza arkadaşlar. Hava derecenin ihmal edildiği bir ortamda yerden belli bir yükseklikten yatay olarak atılan KL cisimlerin kütleleri 1 kilogram ve 4 e, kilogramdır. Hız büyüklüğü 20 metre bölü 10 metre bölü saniyedir. Cisimlere momentum yatay ve düşey bileşiğinden birbirine eşit olduğu anda bulundukları nokta Birbirine göre düşey uzaklık kaç metre demiş. Şimdi yatay ve düşey momentumun eşit olması demek arkadaşlar. O zaman yatay hızının her noktada aynı olduğu anlamı katar. O zaman bunun yatay hızı arkadaşlar nedir? 20'dir. O zaman düşey hızında ne olması lazım? 20 olması lazım. Aynı şekilde bunun yatay hızı değişmeyeceği için bu noktadaki hızı 10 düşey hızında olması lazım. Çünkü ne diyor soru da bize e, düşey ve yatay momentumların eşit olmasını istiyor. O zaman şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bu cismin aşağı doğru hızı onlar onlar artmıyor mu? Hızı 20 olduğu için burası g çarpı t olduğu için buradan buraya 2 saniye geçmişte ve cisim burada 5 15 2 15 metre yol almıştır. Bu cisim de buradan buraya arkadaşlar bir saniye düştü için. çünkü düşey hızı 10 olduğu için 10 olması için yine g çarpı t'de bir saniye kadar geçmesi lazım. Burada o zaman 5 metre yol alıyor. Soruda ne demiş arkadaşlar? Bunlar arasında uzaklık. düşe uzaklık. Düşey bunlar arasında düşey uzaklık. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şurası oldu. O zaman düşey uzaklık arasındaki düşey uzaklığın 15 metre olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik dördüncü soruma. Sürtünmeler ihmal edildiği şekilde düzenekte kütleleri M ve 2M olan KL cisimler arasında yay bir miktar sıkıştırılıp serbest bırakıldığı anda K cismi en fazla ne X noktası kadar çıkabiliyor diyor. Ee, L, L cismi en fazla hangi nokta noktalar arasında çıkabilir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bu cisimler sonuçta ilk baş tutulduğu için bırakıldığı anda önce tutulduğu için önceki momentum sıfırsa sonraki momentumun sıfır olması lazım. O zaman bunun hızını arkadaşlar bu tarafa 2V dersek bunun hızına V ederiz. Çünkü momentumun eşit olması için burası 2MB. Burası 2MB olduğu için sağlı solu sonraki momentumun 0 olması için e, ikisinin hızların 1'e 2 olması gerekiyor. Bu cisim ne yapmış arkadaşlar? Buraya çıkmış. Yani ne kadar yüksekliğe? 4H'a çıkmış. O zaman enerji kurumu yazdığımız zaman 1 bölü 2. E, bunun kütlesi M. M çarpı 4V'nin karesi eşittir. M çarpı G çarpı 4H diyelim. Bunun çıkacağı yüksekliği süre H üssü diyelim. O zaman 1 bölü 2, 2m çarpı v kare eşittir 2m çarpı g çarpı H üssü diyelim. Bir orantı kurduğumuz zaman burada arkadaşlar 1 bölü 2'ler gider. Şimdi buradaki m'imiz gidiyor, buradaki m'imize gidiyor, buradaki 2m, buradaki 2m gidiyor. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? V kareler de gitti. Sol tarafta 4'ümüz kaldı sadece. Sağ tarafta 4 haşa haş kaldı. O zaman burası da 4 haşa haş üstü olduğu için o zaman 4'lerde giderse haş üstü ifademiz haş oldu. Demek ki çıkabileceği yüksek en fazla haş olarak ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Ee, ve cevabımız arkadaşlar y olarak ifade ederiz. Evet 5. sorumuz şöyle arkadaşlar. Eşit bölmeye ayrılmış şekillik düzlemde durmakta olan M 2M, 2M, 3 kütlede 3 cisim aynı anda O noktasına doğru harekete başlıyor. Cisimler O noktasında çarpışıp birbirlerine genetiklendikten sonra kesikli çizgileri gösterilen 1, 2, 3, 4, 5 numaradan hangisini izler demiş. Şimdi arkadaşlar tabii ki yine momentum kurumunu düşündüğümüz zaman cisimlerin çarpışmadan önceki momentumla çarpışmadan sonraki momentumla eşit mesela. O zaman momentumu eksenlerini tek tek yazdığımız zaman Öncelikle e, önceki momentumu x ve y ekseden değerlendirirsek arkadaşlar şöyle değerlendirir. Bu cismin buradan buraya kadar aldığı yol kaç birim? 1, 2, 3 birim olduğu için buradaki hızına ne diyelim? 3v diyelim. Bu cismin buradan buraya kadar 3 birim yol aldığı için bunun da hızına 3v diyelim. Bu da 2 birim yol aldığı için hızına 2v diyelim. Şimdi bunu momentumla yazdığımız zaman bunun momentum 2 kere 3 aşağı doğru ne yaptı? 6 mv'lik momentum oluşturdu. Bu da cisimde arkadaşlar sağa doğru ne yaptı? Şu yönde 3 mv'lik bir momentum oluşturmuş oldu. Bu aşağıya 6 mv demiştik. 2 kere 2, 4 de 4 mv'likti yukarı bir momentum oluşturdu. Şimdi arkadaşlar net momentum'a önceki momentum hesaptığımız mı? 6'dan 4 çıktı aşağı doğru. Momentum vektörümüz 2 mv oldu. Ve bu tarafa da 3 mv oldu arkadaşlar. Sonuçta bu cismin bize yönünü sormuş. O zaman sonraki momentum'u da ne yapmasam? Şu istikamette olmasam. Yani 2'ye 3 olması gerekiyor. 2 aşağı 3 sola. O zaman 2 aşağı 3 sola gelecek şekilde olan momentum vektörümüz hangisidir arkadaşlar? Burada 3 numara olarak ne yapmış olduk? diyoruz. Söylemiş oluyoruz. Ve cevabımızı C şıkkı olarak işaretlemiş olduk. Evet geldik. Evet 6. sorumuz şöyle. Sürtümüz yatay düzende kütleleri 2M 6M olan PR oyuncak arabaların arasında esnek bir yer sıkıştırılarak arabalar şekildeki konumundan tutuluyor. Arabalar serbest bırakıldığında P arabası A noktasından 3 V hızla geçiyor. P arabası A noktasında e, iken demiş. R arabası bunun nokta ve hızının büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar tabii ki cisimler ilk başta o, tutulduğu için o zaman bu cisimlerin önceki momentumu ne olması lazım? 0. O zaman sonraki momentumun da 0 olması gerekiyor. Burada arkadaşlar P arabasının hızına ne demiş? 3 V demiş ve bu tarafa doğru yöneldiğini söylemiş. Ve 3 birimden A noktasına doğru. Yani 3 birimlik 1 biri olmuş. Yani çünkü her araya x dersek 3 x'lik. Şimdi bu tarafa doğru momentumu kaç yaptı P arabasının? O zaman 6 mv. O zaman buranın da bu tarafa doğru 6 mv olması için hızının v olması lazım. Çünkü 6 mv, 6 mv ne yapacak? Birbirini sıfırlayacak. O zaman burada arkadaşlar 3 prim yolu 3 x alıyorsa o zaman bu aracımız da buradan buraya ne yapıyor? Gelmiş öyle bir prim yolu. Çünkü hızı v olduğu için v yolunda x kadar yol almış ve h'e gelmiş oldu. O zaman geldiği nokta h oluyor arkadaşlar ve hızla ne diyeceğiz? V olarak söylemiş olduk arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. 7. sorumda sürtünmesi yatay düzlemde V hızıyla ilerleyen K cismi durmakta olan L cismi merkez esnek çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra L cismi doğal halinde bulunan esnek yayı en fazla X kadar sıkıştırabiliyor diyor. Ee, KBL cisimleri özdeş olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, her iki cismin özdeş olduğunu söylemiş. Özdeş cisim ne demektir? Her iki cismin kütlesinin aynı olduğunu ifade eder. Şimdi eğer burada bir esnek çarpışma varsa, eğer kütleleşi eşitse cisimler çarptığı zaman ne yapar? Hızların birbirine aktarır. Yani bu cisim ne yapar? Hızını ve bunu aktarır ve burada ne yapar? Durur. Demek ki bir hız aktarımı oluşuyor. Evet, şimdi girelim şıklarımıza. Yayda depolulan maksimum potansiyel enerji K cismi ilk kinetik enerjisine eşittir. Evet burada esnek çarpışmada enerji korunacağı için cismin burada sahip olduğu enerji olduğu gibi ne yapıyor? Önce bunu aktarır. Bu da bu yay aktarır arkadaşlar. O zaman enerji aynen korunmuş olur. Evet dediği doğrudur arkadaşlar. Maksimum yaydaki enerjiyle K cisminin ilk kinetik enerjisi birbirine eşittir. K cismi çarpışma sonrasında hareket sıkıldı. Evet hızını ne yaptı? Aktardı. Çünkü bu hızını buna verirken bu da ne yapmış oldu? Oldu ya durmuş oldu. İkinci ifade de doğrudur. L cismi çarpışma sonrası kinetik enerjisi K cisminin çarpışma öncesi kinetik enerjisi eşittir. Evet burada hız aktarımı olduğu için kütleleri de aynı, hızlarının birbirine aktardıkları için önceden hızı V idi. Bunun sonraki hızı da V oldu. Bu nasıl sıfır oldu? Demek ki bunun önceki kinetik enerjisiyle bunun sonraki kinetik enerjisi hem hızları hem de kütleleri aynı olduğu için o zaman enerjiler eşit oldu. O zaman cevabımızı 1, 2, 3 olarak söylemiş oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı mutlaka beğenelim.